Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde günlük hayatta karşımıza çıkabilecek bazı durumların matematikteki karşılıklarını inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de öteleme ve yansıma konusu. Öteleme ve yansıma konusunu şöyle düşünelim. Öncelikle dışarıda karlı bir havada yürüdüğümüzü hayal edelim. Yürürken tabii ki ayak izlerimiz belli olacaktır. Aynen burada gördüğünüz gibi sağ ve sol ayaklarımız bir doğru boyunca yürüdüğümüzü varsayarsak bu şekilde kar üzerinde belirlenmiş olacaktır. Bu ayak izlerimizin oluşturduğu görüntüler öteleme ve yansıma konularında bizim matematikte karşımıza çıkıyor. Mesela elimize bir çokgen alalım. Hemen çokgenimizin hangi doğruya göre yansıyacağını veya öteleneceğini belirlememiz lazım. Öncelikle yansıma konusundan başlayalım. Yansıma konusunda çokgenimizi hangi doğruya göre, şu an burada gözüken y ekseni olduğu için y eksenine göre yansımasını alalım. Y eksenine göre yansımasını alırken öncelikle nokta nokta taşıyalım çokgenimizi. H noktasını taşırsak eğer, H noktasından karşı tarafa dik bir uzunluk alarak yine aynı şekilde o uzunluğun aynı boyutundaki uzunluğu dik olarak uzattığımızda oluşan son nokta bizim H üstü noktamızı verecektir. Yine aynı şekilde G noktamızı veya diğer noktalarımızı bu şekilde taşıyarak noktalarımızı oluşturuyoruz. Daha önceki bizim asıl çokgenimizde H ve I noktaları birleşmişti. Aynı şekilde burada da H üstü ve I üstü noktalarımızı birleştirdiğimizde diğer noktalarımızı birleştirerek bu işlemi tamamladığımızda çokgenimizin yansımasını almış oluyoruz. Evet, kontrol edelim. Bakalım eşit uzunluklarda mı almışız? I ve I üstü noktaları arasındaki uzunluk ölçmek için Y ekseni üzerinde bir nokta belirledik. A noktası I ve A noktası arası 2.57 iken yine A ve I üstü noktası arası 2.57 cm diyebiliriz. Birim ölçebiliriz. Bu şekilde ölçtüğümüzde yine eşit olduğunu gördük. Aynı durumda aşağıda başka bir çokgen olan üçgenimizi aldığımızda elimize yine aynı durumlar burada da geçerli olacaktır. Taşımak için yine D noktasından doğru alarak D üstü noktasını elde ediyoruz. N'den N üstüne, N'den N üstü noktalarını elde etmiş olduk. Burada gördüğünüz üzere bir çokgenin yansımasını incelemiş olduk. Özellikleri neydi? Tekrar hatırlayalım. Noktaları taşıyorduk. Taşırken uzunlukları hesaplıyorduk. Dik olan uzunlukları alıyorduk. Biz de sadece kontrol etmek için 3 tane noktanın doğrularını göstermiş olduk. Bunun dışında yine öteleme konusuna geldiğimizde ise yine aynı şekilde hangi yöne öteleneceğini söylememiz lazım. Eğer tahta düzleminde isek yukarı aşağı, sağa sola diyebiliriz. Veya bir harita düzlemi gibi düşünürsek biz bunu sağ taraf ne taraf olacaktır? Tabii ki doğu taraf olacaktır. Sol tarafsa batı tarafı olacaktır. Yukarısı kuzey, aşağısı güney tarafımız olacaktır. Buna göre hareket edersek doğru sonuçlar elde edebiliriz. Elimizde yine bir çokgen alalım. Beşgenimiz var. Beşgenimizi PG arasındaki olduğu gibi, P ve G arasında olduğu kadar, yani şu uzunluk kadar P'den G'ye yaklaşık 1.1 santim falan almışız biz. Bu yaklaşık uzunluk kadar ötelemeye çalışırsak bakalım beşgenimiz nasıl öteleniyor. Evet, gördüğünüz üzere beşgenimiz bu şekilde ötelenmiş oldu. Yine aynı şekilde aşağıda oluşan üçgenimizi ötelemeye çalışırsak da K ve L arasındaki uzunluk kadar ötelersek bunu üçgenimizi oluşacak şekilleri inceleyelim şimdi. Nasıl şekiller oluşuyormuş? Böyle baktığımızda gördüğünüz üzere birbirinin içine giriyor. Bu ne demek? Aslında biz şekli ne kadar ötelemiştik? K ve L arası kadar. K ve L arasını asla şöyle düşünmüyoruz. Biz noktaları ne kadar ötelendiğine bakıyoruz. Mesela H'den H üstüne ne kadar var? K ve L arasına uyumlu görüyoruz. H ve H üstü, 2 üstü, H üstü, E2 üstü yine aynı şekilde K ve L arasına uyumlu. Aynı şekilde C, C üstünü de kontrol edebiliriz. Aynı şekilde olacak. I, I üstünü kontrol edebiliriz. Bu şekilde olacaktır. Eğer biz bu noktaları biraz daha oynatırsak, gördüğünüz üzere düz bir şekilde oynatırsak biraz daha araları açılmış olacaktır. Biraz daha uzatabilirsek yine aynı şekilde bizim oluşan çokgenlerimiz daha ilerlerde olacaktır. Şöyle yaptığımızda ise yaklaşık 1 santim kadar uzatmış
olduk. 2 santim kadar yaklaşık uzatmış olduk. Yine aynı şekilde az önceki beşgenimiz için aynı şeyi yapabiliriz. Beşgenimiz için de eğer bizim öteleme uzunluğumuz biraz daha büyük olursa tabii ki beşgenimiz de biraz daha birbirinden ayrılarak ötelenmiş olacaktır. Şu şekilde kalsın. Birbirinin içinde de olabilir, dışında da olabilir. Biz aradaki boşluğa değil, noktaların ne kadar ötelendiğine bakıyoruz burada. Bunları unutmuyoruz. En son yine bir beşgenimizi alalım. Bu sefer ikisini birlikte göstermeye çalışalım. Beşgenimiz 4 birim sağa ötelersek oluşan pembe şekil oluşacaktır. Yine pembe şeklin yansımasını alırsak direkt mavi şekil göstermiş olduk. Yine bunu 4 birim ötelersek yine pembe şekil ve pembe şeklin yansımasını alırsak burada mavi şekil. Peki bunlar neyi anlatmaya çalışıyor? Burada anlatmak istediğimiz şu aslında. Burada asıl olay yansıma bizim. Fark ediyorsak ötelemesini aldık, yansımasını aldık. Burada ötelemeyi göstermiyoruz. Ötelemeli yansıma diyoruz. Ötelemeli yansıma, ötelemeli yansıma. Burada anlatmak istediğimiz bu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.